Evet hocam, Avrupa'da iyi kura çekmemize rağmen bu kadar yaygara, yani içeride yapılan yaygara kötü olduğumuzu kabul edemediğimiz için mi demiş Aslında tarihçimiz? teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sorunun içerisinde cevabı da vermişsiniz. Harikasın. Evet, kabul edemiyoruz belki de. Ama yavaş yavaş kabul edeceğiz sanki. Bir Manchester'lar değil, bir Barcelona değil, bir Real Madrid değil. Hatta bir Tottenham, Arsenal'ler de değil. Chelsea'lere falan gelmeye gerek yok. Zenit ve Benfica eyvah dedirtiyorsa bize bazı şeyleri suni bir şekilde biz abartıyoruz herhalde halimizi. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde en az puan alan takım 3. olarak Galatasaray'ın olması, Fenerbahçe'nin çok zayıf grupta ancak son hafta garantilemiş olması ve Beşiktaş'ımızın da çok zayıf bir grupta elenmesi. Aslında zayıf ne? Genk mi zayıf? Veyahut Anderlet mi çok zayıf? Veya Lokomotiv mi çok zayıf? Yoksa bizler mi? Evet, ben sorunuzdaki cevaba bakıyorum. Biz kendimizde yüzleşme zamanımız geldi geçiyor. Türk milli takımında durumu zaten ortada. O yüzden Türk futbolu bayağı bir dip yapmış durumda. Gelecekle ilgili adımlar atılıyor mu? Atılacak mı? Onları da zaman gösterecek ama sorduğunuz soru ve aslında verdiğiniz cevap doğru. Normalde bundan gözümüzü kapatalım. 10 sene önce bir Zenit çıkmış olsa, ki Zenit'in daha iyi dönemleriydi. Benfica çıkmış olsa, ki Benfica'nın daha iyi dönemleriydi. Biz götürürüz ya diyebilirdik. Şimdi Benfica yapılanma içerisinde olan bir kulüp, ki sezon başı Fenerbahçe'yi elediler biliyoruz ki gençleştiler iyice. Zenit de eski gücünden ve devre arası olduğu için bayağı bir ara vermiş olacaklar. Favoriyiz diyemiyoruz. Ben şansların iki kulübünde ortada olduğunu düşünüyorum.